Canlı yayından Razi Bey merhaba, hoş geldiniz Halk TV ekranlarına. Merhaba, iyi yayınlar herkese. Teşekkür ediyorum, sağ olun, eksik olmayın. Valla Türkiye'de gündemi nasıl takip ediyorsunuz bilmiyorum ama böyle bir anti kahraman videolar serisi gündemin içine fena halde düşmüş vaziyetteyiz. Her hafta bir videoyla ortalık sarsılıyor, iddialar, itiraflar, hakaretler yani son derece tatsız aslına bakarsanız yaşadığımız süreç ama haberciler olarak elbette ortaya dökülen her bilgiyi, belgeyi, iddiayı, itirafı takip etmekte ve doğrusunu bulup izleyicilerimize aktarmakta yükümlüyüz. Dolayısıyla bu işi bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Şimdi merakımız şu, bütün bu Türkiye gündemi bulunduğunuz coğrafyada Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl takip ediliyor? Yani gördüğümüz kadarıyla bugün Murat Muratoğlu da az önce anlattı. Amerikan basınında hayli yer bulmaya başladı bu iddialar ve insanların, yatırımcıların veya işte dış politikadaki kanaat önderlerinin Türkiye'ye bakışını çok sevimsiz bir şekilde etkiliyor galiba. Tabii şu anda ilk haberler yazılı basında çıktı. Tabii New York Times geniş bir yazı yazmıştı. Dün de Washington Post yine geniş bir yazı olarak verdi. Ne diyorlar Henüz orada? tabii burada bu iddiaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zarar vereceğini sürekli. Çünkü buradaki bütün makalelerde, Türkiye ile ilgili makaleler mutlaka bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la alakası varsa başlığa çıkıyor ya da önemli yer buluyor gazetede. Burada da bu iddiaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iyice zayıflatacağını ve burada bu işten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zarar göreceğini söylüyorlar. Tabii Amerika açısından baktığımız zaman, yani ben de tabii bir gazeteci olarak ben de heyecanlı bir şekilde buradan takip ediyorum neler oluyor, merakla her şeyi. Benim de tabii bu tarafta araştırabileceğim neler olur şeklinde bakıyorum. Bakın, benim dikkatimi çeken bu özellikle dünkü sohbette uyuşturucu konusu, yani benim çok ilgimi çekti çünkü uyuşturucu oradaki bence en önemli mesele. Biz de öyle Yani düşünüyoruz ve hep o evet. dosyayı dile getiriyoruz zaten. Tabii Evet. şimdi hatırlarsanız Süleyman Soylu dış güçlerden bahsetti. Dünkü yayında Hemen evet. savunmasında hemen dış güçler savunmasıyla başladı. Şimdi ben de onu şöyle bir araştırdım. Tabii AKP'de bunu hep duyuyoruz. AK Parti sürekli bunu yapıyor. Dış güçlere sürekli gündeme getiriyor. Doğal ama yine de biz bu iddiaları bir araştırmamız, bakmamız lazım. Şimdi baktığım zaman ben bu iddiaların aynısını, yani işte bu Soylu'nun bu işlerde payı olduğunun iddiasının aynısını Fethullahçılar da, yani FETÖ'cüler de aynı iddiaları geçtiğimiz 6 ay evvelden başlamışlardı. Sanıyorum Ocak ve Şubat aylarında geniş geniş makaleler verdiler, yazdılar ve bu işin Süleyman Soylu'nun bu işi yürüttüğünü, işte bu uyuşturucu trafiğini uyuşturucu mafyasıyla organize ettiğini iddia etmişlerdi. Bu Amerika Ciddi yazılardı. coğrafyasında mı? Razi Bey bu enteresan. Hayır. Yani Amerika'daki Tabii firari yani FETÖ'cüler bu meseleyi bunu 6 ay önce FETÖ'cüler. dile mi getirmeye Tabii başlamış? mesela tabii bunu 6 ay evvel, 6 ay evvel mesela Sait Sefa gibi gazeteciler, Abdullah Bozkurt gibi bu eski FETÖ gazetecileri bunlar 6 aydır yazıyorlardı. Süleyman Soylu'nun bu işlerin içinde olduğunu ve mafyayla, Türkiye'deki mafyayla bu işi idare ettiğini iddia ediyorlar. Tabii bunların iddialarına tabii güvenmek çok zor. O yüzden sadece okumakla geçiyoruz bu iddiaları. Ancak şimdi aynı şekilde bu iddialar tabii gündeme gelince tabii şimdi bakıyoruz mesela bir iddiada mesela Metin Topuz, yani biliyorsunuz Amerikan konsolosluğundaki tercüman gözaltına alındı. Bu FETÖ işte 15 Temmuz davasında gözaltına alındı. Evet, tutuklandı. Şimdi mesela Metin Topuz'un görevi, son olarak görevi, yani Amerikan uyuşturucu ile mücadele dairesi DEA, onun Türkiye şefinin yardımcılığını yapıyordu en son. Ve uyuşturucu ile mücadelede Amerika ile Türkiye'nin birlikte çalışmasında önemli bir rolü vardı orada. Biliyorsunuz şimdi şöyle bir rakamlar vereyim size, biraz onları inceleyeyim. Mesela Birleşmiş Milletler'in
ofisi var, uyuşturucu ile mücadele ofisi. Mesela o ofisin rakamlarına baktım ben. Şimdi hatırlarsanız Soylu'nun ifadelerinde Balkan'dan gelen, artık Avrupa'ya Balkan'dan gelen bir rota açıldı. Artık uyuşturucu Balkanlardan, yani Türkiye üzerinden Balkanlar üzerinden giriyor ve bunu biz durduruyoruz demişti. Bu doğru, Soylu'nun açıklamaları doğru. Çünkü gerçekten Avrupa'ya uyuşturucu trafiği son dönemde yoğun olarak Balkanlar üzerinden giriyor. Ve BM raporunda da bu 20 milyar dolar civarında bir cirodan bahsediliyor. Aman yani Allah. Piyasa değeri 20 milyar dolar yıllık. Türkiye üzerinden, yani bu tabii buna altın ay deniyor. Altın ay dedikleri Afganistan bölgesinden, o bölgeye altın ay deniyor. Altın ay bölgesinden gelen bir Türkiye üzerinden, İran, Türkiye üzerinden, Balkanlar üzerinden Avrupa'ya, özellikle Belçika, Hollanda gibi ülkelere gidiyor. Ve bunun bir de kuzeyi, Kafkaslar üzerinden giden var. Orada da 13-14 milyar dolarlık bir trafik var. Fakat bizim Dışişleri Bakanlığı olsun, emniyet olsun, gerçekten dünyada en çok uyuşturucu trafiğini durduran, yani en çok uyuşturucu ele geçiren ülkelerden biri Türkiye. Ancak uluslararası raporlar, BM raporu, hatta en son Brookings Enstitüsü'nün yayınladığı rapora göre, her ne kadar Türkiye bu kadar ele geçirse de Türkiye'de üzerinden geçen uyuşturucu sayısı giderek artıyor. Yine ben bir rapor, son incelediğim raporda özellikle Suriye gündeme geliyor biliyorsunuz. Suriye ile ilgili bir takım iddialarda bulundu. Daha tam başlamadı ama evet, yani öyle bir ipucu verdi. Evet. Orada sanıyorum bu Octagon denen o bir uyuşturucu yapı var. Bu Octagon galiba. Murat Areli'nin son yazısında gündeme geliyor. Octagon mu? Biz de bilmiyoruz ki. Bu hap yoğun olarak şu anda Suriye'de üretiliyor. Suriye'de üretildiği için ve buradan Türkiye üzerinden ve PKK üzerinden, yani PKK'nın da bu raporlarda ifade edilen payı yaklaşık yıllık 300 milyon dolar civarında yıllık bir gelir elde ediyor. Bazen bunu bizzat kendisi yapıyor PKK. Bunu zaten hem Türkiye hem Amerika bunu yıllardır buna ilgili mücadele Türkiye'de yapıyor zaten. Ama burada PKK zaman zaman bu işi kendisi yaparken zaman zaman da bu işi yapanlardan komisyon alıyor. Güvenlik, yani geçti parası şeklinde para alıyor. O yüzden Türkiye üzerindeki bu trafiğin çok ciddi boyutlara geldiği özellikle son yıllarda ve hatta Brookings raporunda da mesela Brookings Washington merkezli çok önemli bir düşünce kuruluşu. Evet, onu hatırlatalım. Çünkü onlar da raporunda diyor ki Türkiye için bu çok ciddi bir güvenlik meselesi haline geldi. Yani o kadar büyüdü ki bu rakamlar Türkiye'deki uyuşturucu. Hatta şu anda Türkiye'de uyuşturucu işinden hapse girenler, uyuşturucu ile ilgili mücadele yasalarının etkisizliği ve özellikle de şunu dikkate çekiyorlar. Biliyorsunuz tabii o paralel yapı olayları işte 15 Temmuz'dan sonra polis departmanında çok ciddi görevden almalar oldu ve o dönemde bu işle ilgili mücadele bulan insanların artık cezaevinde olduğu ya da ülkeden kaçtıkları. Bu yüzden şu anda uyuşturucu ile ilgili mücadele eden insanların satın alınmış insanlar olabilecekleri ya da bu işle ilgili yeterince tecrübe ve birikimleri, donanımları olmadığı şeklinde iddialar var. O yüzden bu Türkiye bu konuda ciddi önlemler almazsa bu Türkiye için çok ciddi, yani yolsuzlukla beraber Türkiye için en ciddi ulusal güvenlik meselesi olarak Amerikalılar bunu dikkat çekiyor. Öte yandan şimdi Venezuela meselesi var. İşte Venezuela meselesi var, Kolombiya meselesi var, Panama meselesi var. Yani bu dosya çok karışık. Ama ben bir yandan da şunu sormak istiyorum. Bugün Serdar Cebe'nin, lütfen benim sorumun yanıtını da dahil ederek analizinize devam edin ve Murat, Ozan ve Timur'un da size soruları olursa. Bugün Oda TV'de genel yayın yönetmeni Serdar Cebe'nin bir özel haberi vardı. Bilmiyorum gördünüz mü ama Serdar bazı kaynaklarıyla konuşmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde Sedat Peker'in videolarından birinde şöyle bir ifadesi var. Dünyayı birbirine katacağız, değil mi? Böyle bir şey söylüyor. Dünyayı da yeri yerinden oynatacağız, hoplatacağız diye.
Yani Serdar'a konuşan kaynaklar şöyle demişler, bu ihbarları ya da bu itirafları biz ihbar kabul ettik ve Amerika Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi bunlarla ilgili bir araştırma başlatabilir, bir inceleme süreci başlatabilir. Başlatmamasına zaten, yani başlatmıştır zaten, bu süreç devam eden bir araştırmadır. Yani böyle bir şeyi başlatmaması çok garip zaten. Yani çünkü onların işi sürekli, çünkü Türkiye dediğim gibi, hatta bunu kendisi, bakan kendisi de söyledi. Balkan rotası en büyük rota dedi. Artık Türkiye üzerinde çok büyük, yani biz burada ele geçirme, yani çok ciddi uyuşturucular da yakaladık dedi. Ama raporlar, evet gerçekten bu doğru, fakat öte yandan geçen sayı da giderek artıyor. Yani bir kısmını tutuyorsunuz ama çoğu da geçiyor ve giderek de artıyor. Peki bu inceleme yüzden, sürecinin sonunda adı geçen bazı isimler uluslararası bir yargılama sürecine özne olabilirler mi? Veya ikinci bir zaraf skandalı falan böyle bir şey gelebilir mi Türkiye'nin başına? Olabilir. Mesela muhakkak Sedat Peker kendisi mutlaka, yani Türkiye'de eğer 20 milyar dolarlık bir uyuşturucu trafiği Türkiye'den geçiyorsa, yani Türk hükümeti yönelik tabii iddialar var, bilemiyorum bunu. Ama bu mafya, organize suç şebekeleri, bunlar mutlaka bu işten pay almışlardır belli insanlar. Sedat Peker bunun içinde ne kadar bilemem. Ama belli ki kendisi bu konularda bilgili, böyle iddialarda bulunuyor. O zaman DEA ile çok rahat bir anlaşım yapabilir. Yani burada bir tanıklık yapabiliriz. DEA'nin ne olduğunu anlatalım. DEA'nin ne olduğunu anlatalım. Amerika Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi, Drug Enforcement Agency, Amerika Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi. Bunlar FBI gibi bir organizasyon. Bütün dünyada, sadece Amerika değil, bütün dünyada işte uyuşturucu, özellikle Amerika'ya giden uyuşturucunun takibini yapıyorlar. Ama tabii uyuşturucu trafiğinin yani belini kırmak için de, yani o uyuşturucu Belçika'ya da gitse, hani Amerika'ya gitmese bile, yine bunun Amerikalıların da bu işten etkileneceğini farz ederek, yani bütün dünya genelinde operasyonlar yapıyorlar. Pek çok insanlar, bununla ilgili zaten çok filmler de var biliyorsunuz. Yani insanlar istihbarat kuruluşlarıyla çalışıyorlar, yine mafyayla çalışıyorlar. Yani bu çok karmaşık çalışan bir organizasyon. Mutlaka zaten Türkiye'de çalıştıkları birileri vardır. Şimdi dış güçlerden bahsetti. Süleyman Soylu. Süleyman Soylu. Tabii orada hani DEA'nin bu işte ne kadar rolü var? Yani bu Metin Topuz DEA İstanbul Başkanı'nın direktörünün yardımcısıydı. Onun bir intikamı olabilir mi? Yani bu insanların üzerine giderler mi? Bu iddialar doğru mu? Çünkü FETÖ'cüler de bu iddiaları yazdılar ama FETÖ'cülerin bu şekilde Zarrab davasında da çok yalan, yanlış, uydurma iddialarını da gördük. Yani bunu hala yapıyorlar. Görüyoruz. Ama yani anlattığınız şey çok derler. Çok enteresan. Yani bakın, yani Timur, çok enteresan bir noktaya gelmedik mi? Ben kendi adıma bir son soru sorup sonra hem sizin başka varsa anlatmak istedikleriniz. Çünkü bir de Halil Falyalı dosyası var. Amerika'ya uzanan bir ayağı var Halil Falyalı'nın. Onu da anlatmanızı rica edeceğim. Ama ondan önce gene heyetin sevgili meslektaş.